İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'daki Ahtamar Yarımadası'nda Badem Çiçekleri Festivali düzenlenecek. Kudüs'teki Ermenilere karşı soykırım haritası Türk medyasını endişelendirdi. Anna Nagdalyan, Azerbaycan'daki düşük demokrasi standartları barış sürecini engelliyor. ABD, Irak topraklarında hava saldırıları gerçekleştirdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda kayıpları var. Bugün ünlü şair Yeşe Çarensi'nin doğum günü. Batı Ermenistan'ın Van'daki Ahtamar Adası, ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Bir taraftan Van Gölü'nün turkuaz mavisi, diğer taraftan badem çiçekleri ve karlı Artos Dağı'yla ada eşsiz bir görsel sunuyor. Festival, Van şehri tanıtımı açısından önemlidir. İlkbahar ayı Batı Ermenistan'da tartışmasız en güzel Van'da yaşanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin, gölün, badem çiçeklerinin ve etrafında karlı dağların bir arada bulunduğu başka bir yer bulamazsınız. Önümüzdeki haftalarda Ahtamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açacak ve Mart ayı sonunda bir festival düzenlenecek. İsrail'in Kudüs Ermeni Mahallesi'nin duvarlarına asılan İngilizce haritalar Türk basınının dikkatini çekti. Ermenilere karşı 1915-1923 yıllarındaki soykırım başlıklı haritalarda resmedilmiş Osmanlı İmparatorluğu topraklarının parçalanmış hali Türkleri rahatsız etti. Türk çevreleri Kudüs'te Ermeni Kilisesi tarafından asılan haritaları duvarlardan yırtmaları veya kaldırmaları durumunda İsrail'in özgürlüğü kısıtlama suçlamasıyla tutuklanabilecekleri gerçeğinden korkuyor. Kaynak, haritalar yok edilse bile yenileri yayınlanmaya devam edecek dedi. Ayrıca harita üzerinde Osmanlı Türkiye'sinin iki kısma ayrıldığı belirtilmektedir. Haritanın batı kısmında Osmanlı, doğu kesiminde Ermenistan ve güneydoğu kesiminde ise Kürdistan yazılmıştır. Haritada Osmanlı Türkiye'sinin soykırım sırasında Ermenileri yok ettiği bölgelerin kırmızı renkle gösterildiği unutulmamalıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anna Nagdalyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in meclisteki konuşmasına yanıt verdi. Armen Press, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsünün yorumunu sunar. Yeni seçilen parlamentonun açılış oturumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı uzun bir konuşma yaptı ve bu konuşma Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkına yönelik bir kez daha açıkça nefret ifadeleri içeriyordu. Azerbaycan liderliğinin iddialara dayanmadan dinsel kartı oynamaya çalıştığı endişe vericidir. Azerbaycan'daki son derece düşük demokrasi ve insan hakları standartları, Artsakh Dağlı Karabağ barış sürecinin teşvik edilmesini ciddi şekilde engelliyor. Azerbaycan liderliğinin komşularına olan nefreti ve uluslararası topluma güvensizliği üzerine kendi meşruiyetini geliştirme girişimleri sorumsuzcadır ve bölgenin barışı ile güvenliğini tehlikeye atabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleri Perşembe akşamı Irak'ta İran yanlısı gruplardan biri olan Kataib Hizbullah'ın siperlerini bombaladı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre saldırılar 11 Mart'ta Bağdat yakınlarındaki Kamp Taci'ye yapılan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi. İran destekli silahlı gruplara yönelik saldırıda 2 ABD ve 1 İngiliz askeri öldürülmüştü. Pentagon'a göre ABD'nin saldırılarının ana hedefleri Batı kuvvetlerine karşı silahların kullanıldığı Irak'taki Hizbullah'ın silah depolarıydı. Türkiye'nin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2019 yılının Ekim ayında askeri operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki Ras Al Ayn eyaletinde 12 Mart'ta bir arabanın patlatılması sonucu bir Türk jandarması ile 3 yerel güvenlik personeli öldürüldü. Ayrıca 7'si sivil olmak üzere 10 yaralı olduğu da belirtildi. Yaralılardan 3'ü muhtemelen askerdir fakat hangi yapıya bağlı olduğu bilinmiyor. Türk kaynağı göre saldırı Kürdistan İşçi Partisi PKK militanları tarafından gerçekleştirildi. Bugün büyük Ermeni şairi Yeşe Çarensi'nin doğum günü. Gerçek ismi Yeşe Soğumunyan olan Ermeni şair, yazar, çevirmen ve yayıncı Yeşe Çarensi 13 Mart 1897 tarihinde Kars'ta doğdu. 27 Kasım 1937 tarihinde Yerevan'da vefat etti. Onun ailesi İran'ın Makü şehrinden Kars'a taşınmıştı. Evi Türk hükümet yetkililerinin emri üzerine yakın bir zamanda yıktırıldı.
Gelecekte büyük bir şair olacak olan Çarent sistemli bir eğitimden geçmedi. 1908-1912 yılları arasında okuduğu okuldan okul ücretini ödeyemediğinden dolayı uzaklaştırıldı. 1915 yılında o Ermeni Gönüllü Birliklerine katıldı. 1915 yılında Ermeni Gönüllü 6. Müfrezesi, Türklerle çarpışan Rus ordusuyla birleşmek için Van Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan Tapariz Dağı'nı aşıyor. Dağın zirvesinde yaşlılar, kadınlar ve çocukların cesetleri karlar altında donup kalmıştı. Gördüğü, yaşadığı ve hissettiklerini daha sonraları Danteolojiksel Efsane adlı poemle dile getirdi. Danteolojiksel Efsane poemi, Ermeni edebiyatı içinde 1914-1918 yılları arasındaki Dünya Savaşı'na olan ilk ve en etkileyici tepkidir. Bu poem, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırıma değinen ilk edebi eserdir. Vatana hizmet olarak 1919'un sonbaharında Kars'ın Başkadıklar Köyü Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1920'li yıllardan başlayarak birbiri ardına eserler vermeye başladı. Bunlar arasında Çarensname poemi ile Nairi Ülkesi adlı roman bulunmaktadır. 1922 yılında Moskova'da onun iki ciltten oluşan toplu eserleri yayınlandı ki bu durum o zamanın Ermeni hayatında bir fenomendi. 1922 yılındaki Üçlü Deklarasyon'dan sonra o yeni hayatın Ermeni edebiyatının öncüsü olur. 1935 yılından itibaren başlayan Çarense yönelik baskılar giderek daha da şiddetlenir. Onu yayıncılıktan ve Yazarlar Birliği'nden çıkartırlar. 24 Eylül 1936'da Çarent ev hapsine alınır. Zamanın büyük şairi Yehişe Çarent, 1937 yılının 27 Kasım sabahı saat 7'de Merkez Cezaevi Hastanesi'nde günlerce süren komadan sonra hayata gözlerini yumdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in düzenlediği ve Bararagın korosu tarafından seslendirilen Ermeni folk şarkısı Humar Barge adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.